Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bol retrolu, yine güçlü bir dolunayın yaşanacağı önemli bir aya giriyoruz. Yılın ilk ayı, Ocak ayı, sizin için özellikle para konularına biraz daha fazla dikkat çekiyor. 2 Ocak'ta para evinizde yeni ay doğacak. 12 derece Oğlak Burcu yeni ayı. Venüs Oğlak Burcu'nda ay boyunca gerilemekte. Evet, her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları gündemimize taşır. Ama bu yeni ay biraz kendi içinde sorgulamalar da getiriyor bize. Şimdi maddi durumunuz nedir? İşte önümüzdeki süreçte kazançlarınız, iş konularındaki planlarınız neler olabilir? İhtiyaçlarınız nedir? Harcama planlarınız, borçlarınız, yani gelir gider dengenizdeki muhasebe işleri biraz öne çıkacak. Oğlak ciddi bir enerjidir ve gelecek kaygıları çok fazladır. Venüs'ün de gerilemekte olması ayın genelinde işte bu kaygıları, endişeleri arttırıyor. Sizin için özellikle parasal konularda bazı yetersizlikler, gelecek kaygıları, korkular artabilir. Sahip olduğunuz kaynaklara dikkat etmeniz, onları korumanız, belki çok risk almamanız gerekiyor. Daha önceden yaptığınız yatırımların ya da daha önceden yaptığınız çalışmaların tabii ki geri dönüşleri olabilir. Bunlarla ilgili beklentileriniz olabilir. Karmik hak edişleriniz de olabilir maddi anlamda. Tüm bunları Venüs size getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Önce burçlarda gezegenleriniz var mı? Yani Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi eğer varsa, o zaman bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri çok daha güçlü olacaktır. Evet, Venüs retrosunun yanı sıra 15 Ocak'ta Kova burcunda Merkür de gerilemeye başlayacak. O 25'ine kadar Merkür Kova burcunda, daha sonra Oğlak burcunda gerilemesini sürdürecek. Şimdi Merkür'ün de gerilemeye başlaması bu ayın genelinde enerjileri daha da fazla yavaşlatıyor sevgili yaylar. Ay'a böyle biraz içe dönük başlıyoruz aslında. Hani korkularla, kaygılarla biraz endişeli başlıyoruz yıla. İşte Merkür'de daha fazla sorgulama getiriyor. Planlarımızı, belki görüşmelerimizi, randevularımızı erteleyebiliriz. Bazı seyahat planlarımızda gecikmeler olabilir. Eğitimde, okul hayatımızda da bazı gecikmeler olabilir. Bunlar hani bizim dışımızda, toplumsal alanda olan, hani sosyal alanda olan genel etkiler nedeniyle de olabilir tabii ki. Ayın 25'inden sonrası Merkür'ün para evinize gerilemesi. Hani burada para konularında yavaşlamalar, gecikmeler, hesaplarda bazı karmaşalar yaratabilir. Yani önemli alışverişler yapmamak gerekiyor. Hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Hele hele borçlanma konuları hiç doğru olmayabilir. Kredi konuları bu ay çok verimli olmayabilir. Yani bunlara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Ayın 18'inde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde çok hassas bir dolunay meydana gelecek. Plüto ile karşıt açıda. Yani ülkemiz için de çok hassas bir dolunay bu. Ülkemizin de yükselen burcu Yengeç, biliyorsunuz. Duygusal anlamda etkileri çok yoğun ve sizin de 8. evinizde, yani genel olarak biraz kriz evinde olan bir plütonik dolunay bu. Maddi konularda kaygılarınız çok doruk noktasında olabilir. Veya belirsiz bazı konular varsa, yani yeni ay ile beraber gündeme gelmiş ama tam anlamadığınız ya da tam yüzleşmediğiniz finansal konular varsa bunlar gündeme gelebilir. Yani bir borç konusu, işte bir borcu ya da krediyi ödemekte zorlanma, bir vergi borcu ile ilgili konu, bir miras sigorta konusu, bir tazminat konusu. Hani burada netleşmeler ve güçlü baskılar olabilir. Manipülatif durumlar da olabilir. Parasal konularda manipülasyona, özellikle yatırımlarda, riskli piyasalara dikkat etmekte fayda var. Zaten hani dolunayın genel kapsamı en temel ihtiyaçlarımızla ilgili, işte beslenme, barınma, güvenlik gibi alanlarda hem kendimizin hem yakınlarımızın, ailemizin ihtiyaçları ile ilgili kaygılarımızı çok arttırıyor. Yani yetersizlik duyguları, endişeler, bunları çok arttırıyor ve bunların üzerimizde yarattığı psikolojik baskılar var. Bu psikolojik baskılar ruhsal olarak bizi etkileyebileceği gibi sağlık alanlarında da bazı sorunlar yaratabilir. Hani bu sağlık sorunları belki bir tedavi, bir şifa, bir operasyon, bir ameliyat konusunu da gündeme getirebilir.
Ya da işte eşinizin kaynaklarıyla ilgili gündemler olabilir. Eşinizin iş durumu, eşinizin gelir gider dengesi. Hani bu alanlarda da bazı gündemlerin olmasını bekleyebiliriz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslında siz daha az etkilenen gruptansınız. 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Ve özellikle bunlar öncü burçlarda bulunuyor mu? Yani yengeç, oğlak, koç, terazi. Eğer böyleyse bu dolunayın duygusal baskılarının, maddi baskılarının sizin üzerinizde daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Ve enerji gezegenimiz Mars ay boyunca yay burcunda olacak. Sizin gezegeniniz sizin burcunuzda olacak. Bu tabii ki ayın genelinde güçlü bir Mars enerjisiyle sizi de daha hareketli kılacaktır. İnisiyatif alma, karar verme, hayatınızdaki zorluklarla mücadele etme konusunda aslında son derece güçlü olduğunuz bir aydasınız. Ancak bu çatışmalara, agresyona da yol açabilir. Dikkat edin. Yani Mars iyicil bir etki değildir. İyicil kullanabilirsiniz ama aslında Mars sert bir gezegendir ve burcunuzdayken sizi de sert hale getirebilir. Yani çevrenizdeki kişilerle daha rahat tartışabilirsiniz. Veya çok fazla böyle özgüvenle, cesaretle olmadık riskler alabilirsiniz. Yani bunlar para konularında da olabilir. Kişisel girişimlerle ilgili de olabilir. Fiziksel olarak olabilir. Bu da sizi bazı kayıplara, bazı kazalara, sakarlıklara, işte anlaşmazlıklara, kavgalara daha müsait hale getirebilir. Hatta yaralanmalara, hastalıklara bile daha açık olabilirsiniz. Mars burcunuzdayken ayın 25'ine kadar özellikle buna da dikkat etmek gerekiyor. Ama enerjiniz yüksek. Yani yapılması gereken işlerde, harekete geçmek gereken konularda, cesaret gerektiren konularda Mars'ın gücü sizinle olacak ay boyunca sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.